gençlere şu mesajı çok verecekler. Hatta geçen izlediğim bir programda denk geldi. Okul döneminde yani mezun olacak adam tavsiye istiyor, diyor ki kulüp faaliyetlerinde bulunun. Şimdi bu laf o kadar klişeleştirdi ki İK'cılar bunu. Baş sorumlu evet. olarak hani kendimi evet. de o güruhun içerisinde tutayım. İnsanlar, genç arkadaşlar ne yaptı? Herkes kulüpte ama kulüp içerisinde aktif olarak tabiri caizse problem çözen adam çok az. Evet, yani kulüp evet, faaliyetinde evet. misin faaliyet orada görünüyor. Dostlar görsün. Herkesin CV'imde yazayım. Aynen. Ya lütfen ya. Ya bir insan da çıkıp problem çözün kardeşim desin ya. Kulüp faaliyetinde bırak çocuk bulsun. Ya problem çözme konusunu kulüp aracılığıyla yapacaksa zaten o bulur. Ben ne derdindeyim? Benim işte buradaki bu sıralarda hem okurken yapmam gereken neler var kısmını zaten kişinin kendisi bulacaktır. Evet. Ama hemen şuraya getireceğim. Yani şimdi bu o kadar klişe söz ki şu anda uzaktan çalıştığımız dönemde bile zikrediliyor. Bir de ben hani oradayım bir de. Yani bu nasıl zikredilir ya şu dönemde? Zaten kampüsler kapalı. Yani kulüplerde çalışın demek kadar böyle klişe bir laf var mı? Ama bir İK'cı da çıkıp şunu desin Allah aşkına. Arkadaşlar hepiniz YouTube kanalı açın ya. Bunu siz dediniz. Beraber de demeye çalıştık. Evet evet. Yani. Değilsin ya, diğer İK'cılar da desin lütfen. YouTube kanalı açın ya. Tabii tabii. Zeki adamlarsınız. Bir şey üreten insanlarsınız eminim. Siz de paylaşın. Önce kendilerinin açması lazım. O İK'cıların. Kendileri bir açsın. Ya eyvallah yani. Ama ya şunu soracağım. Kendileri kulüplerde farklı farklı faaliyetlerin ve organizasyonların içerisinde yer alarak da gelmedi birçoğu. Onu da söylemiş olayım buradan. Hani böyle biraz batırmak gerekiyor diye düşünüyorum ama insanlar maalesef bizim insanlarımız tavsiye verirken genellikle çok yaptıkları şeylere değil, çok yapılması gereken şeylere tavsiye olarak söylüyorlar. Halbuki yani geçen bir arkadaşımla beraber konuşurken şöyle hani gerçekten yine motto sayılabilecek bir çıkarımımız oldu. Biz şu anda deneyime iman çağındayız. Kardeşim yaptın mı yapmadın mı? Denedin mi denemedin mi? Ortaya koydun mu koymadın mı? Biz buradayız. Yani yok 5 adımda işte şunları yaptarsan, yok 10 adımda bilmem nelere ele alırsan, sen o 10 adımdan ne yaptın ya? Senin imbiğinden süzülen ne oldu? İcracı olarak hayatına ne oldu? Zaten hani mülakatlarda da bence hani ben olsam şeyi sorarım. Yani mesela bana şeyi anlat derim yani. Hani böyle her şeyin üzerine çökecekmiş gibi hissettiğim bir anı anlat. Böyle çok zorlandığım, tam böyle işte kapkaranlık gördüğün, hiçbir şey çözülemeyecek, her şeyi batırdım dediğim bir anı anlat yani. Peki. Ve hakikaten o anla nasıl baş ettin? Gerçek hikayeler buradan çıkar yani. Kesinlikle. Hani en böyle kötü hissettiğin zamanını anlat yani. Oradan nasıl çıktın sonra o çukurdan? Yani asıl insan hikayeleri, asıl şeyler burada. Yani o öyle bir hikayen var mı? Yani yeni mezun olarak sen hani bu böyle bir hikayenin olması için biraz risk alman, elini bir şeylerin altına koyman, sıra dışı bir şeyler yapmaya çalışman gerekiyor yani. Yani hatta hani, belki şirket bu mülakat sorularını ilan bile edebilir. Kardeşim tabii, bana gelirken ben şu fix 5 mülakat sorusunu soruyorum. Şimdi bu sorduğunuz soruya cevabı olamayan insan zaten o mülakata gelmeye bir endişe eder. Veya bakar ya hakikaten ya bu tip şirketlerde ben çalışmak istiyorsam bu hikayeyi yazmam gerekiyor der. Yazmak için işte insan o zaman ne yapar? Bir derdi olur. O derdi bulursa muhakkak dermanını da bulur. Hayat onun önüne getirip o dermanı da koyar günün sonunda. Evet. Ben buna inanıyorum. Yani insan yeter ki izlesin. Tabiat senin etrafında örgülemeye başlıyor çözümleri. Seni o tarafa doğru alıyor, böyle götürmeye başlıyor. Evet. O yüzden hani gerçekten ya bu olması lazım işte. Dediğiniz gibi ya bu açık alenen de ilan edilebilecek bir şey gerçekten. Ama o kadar klişeleşmiş şeyler var ki yani güçlü yönlerinle herkes kılıfa sokarak onu bir şekilde. Evet evet, o kılıflardan, o kalıplardan çıkmadıkça biz hiçbir şey çözemeyiz. Her maş gibi öyle. Salla başı. Herkes işte kalıplar içerisinde ömrünü geçiriyor, ömrünü. Yani bir ömürler geçiyor bu şekilde. Ve böyle bir sürü potansiyeller de heba oluyor. Kesinlikle. Kesinlikle. Yani merak, heves, hayal gücü. Bunları nasıl teşvik ediyorsunuz şirketinizde?
merakı, hevesi, hayal gücünü, işte heyecanı. Hani bu asıl böyle bir dönemdeyiz. Bence hani her çalışanın kendi meraklarının, hayal gücünün peşinden gitmesi gereken bir çağdayız. Doğru. Şirketler bunu nasıl teşvik edecekler? Asıl bence doğru. Büyük soru bu. Sen mesela kendi ilgi alanlarını geliştir, orada proje geliştir yani. Nasıl Google mesela %20 zaman veriyordu. %20 zamanında sen işte neye hevesliysen, merakın, ilgi alanın neyse o konuda proje geliştir yani. Google'ın pek çok en başarılı projeleri de buradan çıkıyordu. Bu gerçekten çok önemli. Orada çalışanlara alan açmak, özgürlük alanı, hayal gücü alanı, inisiyatif alanı açmak inanılmaz önemli yani. Ya ilk önce kişisel olarak cevaplayayım ben bu soruyu. Şu dönemde özellikle, daha öncesinde de öyleydim. Ama özellikle şu dönemde iş olarak yapmam gerekenlerin dışında eğer bilgisayar karşısındaysam, ki hani internet çağında biraz daha evet yani fiziksel olarak da zaten hani kendimi geliştirmeye çalışıyorum kitaplarla. Ama şu dönemde internette olduğum süreç içerisinde ben hep belli konular özelinde ama dağılmadan o konuların peşine düştüm. O konuları öğrenmeye çalıştım. O konuları öğrendim. Sonra hayatıma katmaya çalıştım. Hayatıma kattım. Bunu yaparken işte birileriyle, özellikle çalışma arkadaşlarımla paylaşarak bunu yapmaya çalıştım. Dolayısıyla bu da benim öğrenme sürecimi arttırıyor. En çok hangi konulara heves duyuyorsun şu aralar? Nelerle ilgileniyorsun? Şu anda mesela benim merakımda şu var. Bunu şu anda şirket içerisinde aslında tatbik de ettik dedim ya. Gelişim noktasında yaptığımız aktiviteler var. Onlara eğitim demeyeceğim yani, böyle bir iki günlük eğitimler falan dizayn etmiyoruz biz. Yani yarım saatlik, bir saatlik konuyu böyle daha odak bir şekilde ele alacak şekilde dizayn ediyoruz. Konfor alanını mesela ele aldık şu dönemde. Bakın biz e-ticaret şirketiyiz. Şu anda işlerimiz çok güzel gidiyor. İvmemiz çok iyi. Bu süreçten hani her anlamda başarıyla geçiyoruz. Ona rağmen derdimiz şu anda konfor alanının içerisinde kalmamak. Evet, o çok önemli. Yani nasıl daha paranoyak olabiliriz? Kesinlikle. Çünkü bu ne? Bizim aslında hayal gücümüzü tetikleyen bir unsur. Ve biz dedik ki şirket olarak, yani hem birey hem de şirket olarak arkadaşlar, hani şu anda güvenli bir alanda olmamız, işte maaşlarımızı zamanında ve tam alıyor olmamız, işte işlerimizin harika gidişi vesaire, bunların hepsini bir kenara bırakalım. Çünkü şunu, şöyle bir örnek üzerinden gittik orada da hatta. Şimdi anımsadım ve anlatacağım onu. Çünkü hayat her zaman kişi veya şirketleri hiç fark etmez. Alıyor. Kimi zaman kişi veya şirketlerin kendi isteğiyle, ama bu çoğu zaman kendi isteğiyle olmadığı için zoraki bir şekilde o konfor alanının dışına tutuyor ve atıyor. Evet. Bu bir veya birkaç kez her birimizin hayatında da başına geliyor. Ve bununla ilgili hatırlarsınız Züğürt Ağa filmine gidelim. Orada Şener Şen şehirde ve şöyle bir sahne geçiyor. Sevdiği kadına diyor ki ya benim hiçbir şeyim kalmadı artık diyor. Olur mu diyor, sen ağasın diyor. Her kızın gönlünde bir ağa yatar diyor. Ama diyor ki hiçbir şeyi bilmeyen, hiçbir şeyi olmayan ağadan ne hayır gelir diyor. Olur mu diyor, elbette ki bir şeyler biliyorsun. Bir şeylerden anlarsın sen diyor. O da düşünüyor Şener Şen. Diyor ki çiğ köfteden anlarım ben. Tamam diyor işte. Çiğ köfte şey yaparsın, satarız falan. Ondan sonra orada sahne şeye geliyor. Bir ağanın ağlık unsurunu çağrıştıracak ne materyaller vardır? Hani biri tesbihtir, biri de çizmeleridir değil mi? Kamera böyle şeye doğru zoomluyor, çizmelere doğru. Çünkü hani bir tepsi alacak, çiğ köfte yapacaklar da satabilsinler. O yüzden oradan geçen bir eskici ya çizmelerini satıyor. Hatta böyle Şener Şen o rolde böyle o züğürt ağrılığında öyle içi gidiyor yani. Hani böyle bir tekrar atılıp çizmeleri ağlısı geliyor. Ondan sonra şunu dedik biz orada. Yani ağayı bile züğürt ağ yapacak şekilde hayat konfor alanının dışına atar. Attığı anda hayatta yüzleşirsiniz. Ya bu hayat ya seni yener ya da sen o hayatı yenmek için bir çözüm yolu bulursun. Evet. Şimdi biz rahattayken o rahata sevdalı olmayacağız. Bundan çıkacağız bilekiz. Evet. Çıkmak için biz bu konuyu ele aldık. Bakın ilk önce bireysel olarak ele aldık. Şimdi konuyu biraz ikinci kere de iki seminer dizisine çevirdik şu anda. İkinci kere de konuyu ele aldık.
Şimdi muhtemelen bu ayın sonunda 3. seminerimizi yapacağız. 4. seride bitip, bunlar bir seri olacak. Her şeyde konuyu işleyişimiz başka düşünüyor. 4.sünü bitirdikten sonra bir proje ortaya koyacağız. Şimdi zaten iş oraya gelecek. Bunu tetikleyecek ben ne yapacağım içeride? Şimdi burada şöyle bir soru var. Sorun var ya da. Yeni bir şey yapmaya çalışıyorsun sen girişimci ruhla. Tamam mı? Böyle gerçekten cesaret gerektiriyor bu. Ve risk alıyorsun. Ve sonuç getirip getirmeyeceğini de asla bilmiyorsun. Hı-hı. Hatta ve hatta böyle yeni girişimlerde tam tersine başarısızlık çok büyük bir oran. Çünkü hı-hı, konfor alanının zaten dışına çıkmışsın, zorlamışsın kendini. Ve hakikaten de bu tür, hele bu tür yolculuklarda böyle yeni projeler gerçekten risklidir. Çok büyük hı-hı, başarısızlık oranını hazır olman gerekiyor. Doğru. Siz bu başarısızlığı nasıl teşvik ediyorsunuz? Yani bu başarısızlık olarak görüldüğü zaman bir kere senin moralin gidiyor. Sonuç beklersen eğer, hani hemen sonuç beklersen vazgeçiyorsun bir süre sonra. Dene. Mesela 10 kere denedin, 11. de vazgeçiyorsun. Hı-hı. Halbuki belki 100 kere denemen gerekiyor. 100 sürümlük bir gayret göstermen gerekiyor. Anlatabiliyor doğru muyum? Daha böyle maraton koşuyorsun çünkü. Kısa vadeli koşu değil bunlar. Uzun vadeli ciddi yatırım yapıyorsun. Medeniyet inşa ediyorsun adeta. Birçok alanda bu böyle. Yani bu uzun vadeli düşünmeyi teşvik nasıl yapıyorsunuz? Bir. İki, başarısız olunduğunda buna karşı yaklaşımınız nasıl? Yani ki başarısızlık da kaçınılmaz. Elbette. Yani şöyle söyleyeyim. Şimdi ilk etapta yani yönetsel olarak iki şekilde ilerliyoruz. Özellikle bu dönemde bu daha fazla ortaya çıktı. Bir, daha uzun vadeli düşünmek. Evet. Uzun vadeli bir plan veya senaryo hazırlamak. İkincisi de biraz önce bahsettiğim kısa çevrimlerle. Yani düşün, dene ve öğren. Bu çevrimi evet işleterek. Dolayısıyla aslında yazılım dünyasındaki yaklaşım da çok paralel gidiyor. Evet. Bir yandan bunları yapalım diye bir yola çıkıyoruz. Ama her versiyon bizi tekrar o en sonunda ulaşmamız gereken şeye belki daha iyi bir şekilde ulaştırabilecek formatı yakalamamıza da sebebiyet veriyor. Evet. Yani günün sonunda başarısızlıklarımızı aslında kısa vadelerde tatbik ediyoruz. Yani ürünü son haline getirip ya buyurun demiyoruz aslında. Hı hı. O ürünü olgunlaştırana kadar ara versiyonlarını aslında şeyimiz içerisinde, yaşamımız içinde tatbik etmiş oluyoruz. Bu en önemli bir avantajımız. Tabii buradan da şöyle söyleyeyim, çıkarımlar yine elde ediyoruz. Yani kısa vadeli, kısa çıkarımlarla çalışmak günün sonunda yine harika bir ürün elde etmeye yine sebebiyet vermemiş olabiliyor. Ama şöyle oluyor, örneğin ben bir tişört giyiyorum, yeşil bir tişört. Boyası tam istediğim gibi oldu. Dokuması tam istediğim gibi oldu. Düğme seçimim gerçekten harika oldu. Ama ya şu yaka kısmı istediğim gibi olmadı. Şimdi ürün bir bütün. Yani logoyu iyi yerleştirdim, kesimini iyi yaptım, tam bedenime oturdu. Rengi harikaydı, tam bir yaz rengini seçtim, trend yakaladım vesaire ama yaka kısmını yapamadım. İşte bu sırada zaten bir sonraki başka bir ürün için bir öğrenme girdisi teşkil ediyor. Mesele de aslında bu. O yüzden hani ürünle mükemmelliğe ilerlemek diye bir durum yok günümüz dünyasında. Evet. Ben o mükemmel bir ürüne belki bir sonraki aşamada da bu yakayı biraz daha ele alarak ulaşmış olacağım. O yüzden aslında burada tüm projenin fail etmesi mümkün olmuyor. Ama eğer baştan yani bu sizin için hangi ihtiyacınıza hitap ediyordu? Ondan sonra bunun için bu sizin neden sorunuzu bir yerde karşılıyor muydu bu işi yapmak? Evet. Ondan sonra bu hangi insan gücüyle yapacaktınız? Ne aşamalardan geçirecektiniz? Temel anlamda hangi prosesinize girdi olacaktı gibi farklı unsurları da değerlendirmeden elbette de yola çıkılmaz. Bunları da hızlı karar mekanizmalarıyla yapmak lazım. Yani paydaşları toplayıp, ya bizim şöyle söyleyeyim bir tane örnek vereceğim. Hani hızı biraz betimleme açısından. Bu Ar-Ge ofisimizi yeni açtık biz. Daha doğrusu 1 Nisan'da açmayı planlıyorduk. Pandemi olunca Mart'ın yarısında evlere dönünce haliyle yeni ofisimize geçememiş olduk. Ofis hazır olsa bile 1 Nisan'da hazır olacaktı. Yani çok az tamamlanacak işi vardı.
Her neyse bu süreçle beraber 2 ay evde kaldık. Sonrasında da zaten ayın 1 itibariyle tekrar normalleşmeyle beraber ofislere dönme süreci başlayınca ofisleri açtık. Bizim eski ofisimiz Gebze'deydi, yeni ofisimiz Dudullu'da. Şimdi bir takım Gebze'de ikamet eden arkadaşların Dudullu'ya taşınmayla ilgili durumları var. Dolayısıyla bu konuyu değerlendiriyorlar. Bize bir arkadaşımız geldi, bir konuyla ilgili problemini anlattı. Ertesi gün dedim ki ben ona, dedim hani bu konuyla ilgili sana hani en kısa sürede yanıt döneceğim. Yani buradaki en kısa süre de bizde, şöyle söyleyeyim, 24 saat veya 48 saat. Biz product owner olan yazılımdaki arkadaşımız, ondan sonra yine o ekibin management'dan sorumlu arkadaşımız, sonra kurucu ortaklarımız, iki kurucu ortak, İlkacı olarak ben, bir konuyu ele aldık. Biz insanları oradan buraya getirmeyi istiyor muyuz? İstiyoruz. Peki bunu yapmak için önümüze ne seçenekler var? Bir, servis maliyetine katlanırız. Ya onları taşınma noktasında teşvik ederiz. Ondan sonra bu teşvik ederken de belli kriterleri şunlar olarak belirtiriz. Vesaire gibi. Bunun hani çok da biraz özel olduğu için detayına girmeyeyim ama bu kadar hani detay vermekte yeterli olur. Evet. Belli prensipleri nasıl çıkarttık biliyor musunuz? Ofisin dışında ayak üstünde toplamda 15 dakika konuşarak. Toplamda 15. Bunların içerisinde bakın sayısallık da var. Hani hiç zannedilmesin ki öyle aylaylon konuştum. Sayısal anlamda ele aldığımız şeyler de var. Yani ne kadar teşvik yapacağız maddi olarak? Servis maliyeti nedir? Yani artısı nedir? Eksisi nedir? Zamanlama olarak nasıl konumlarız? Hangi kriterleri belirtiriz? Tabii, yani hepsi de var bunun içerisinde. Tabii. Hemen bu kriterleri belirledik. Toplantı, yani o ayaküstü toplantının sonucunda not aldım. Sonrasında da ertesi sabah tek tek o bölgede oturan arkadaşları ben arayarak nedenini, niçinini, ne gibi unsurlarda açıklayarak onların da takdirlerini alarak bir süreç yönettik. Şimdi bu bakın yani neredeyse hani 48 saat içerisinde iletişimini yaparak çözdük. Evet. Güzel. Bu kadar hızlı. Çok şimdi güzel. Gelelim bu hız kavramı çok belirleyici bir unsur. Ama burada esas olan başarısızlıkla ilgili gözümüzde büyüyen. Çünkü biz beynimiz 100 yaptığı için bu gibi durumlarda insan cesaretle edemiyor. Evet. Ama yönetilebilir veya risk alınabilir ölçekleri belirlemek lazım. Evet. O yüzden parçaları da bölerek ilerlemek burada hani öneri olarak paylaşabileceğim şey. Evet. Biz evet. Bunu ürün geliştirirken de yapıyoruz. İnanın bir projeye başlarken de yapıyoruz. Her aşamasında kolektif bilincimiz çok yüksek. Yani bunu belirtebilirim. O yüzden farklı disiplinlerdeki arkadaşlar bir araya geldiğimizde genelde bu böyle oluyor. Herkesin konuyu farklı perspektiflerinden yorumlaması, harmanlaması orada bir zaten şekle şemale giriyor. Evet. Sonrasında biz alıyoruz o versiyon 1'i, 2, 3, 4, 5. En son 5'te mesela diyorum ki bunu ilk etapta bir çıkalım. Yani 5'i hani düşünce versiyonu olarak düşünün yani. Hani. Ve kısa, hızlı birlikteliklerle bunu ele alıp tamam artık düşünsel boyutu geçirdik. Hemen şimdi bir uygulayalım şunu. Devreye güzel. Aldık, denedik. Ya şu olmadı, şu aksadı, bunun burası çatladı, burası patladı. Tamam abi orada ne öğrendim ben şunları. Bir sonraki versiyonunda zaten ne oluyor bunlar bir girdi teşkil ediyor. O zaman evet. Da bu hayatı kolaylaştırıyor. Evet. Yani total bir başarısızlıktan söz edemem. Ama elbette ki ulaşamadığımız ya şöyle de bir şey istiyorduk dediğiniz şeylerde bazen ne oluyor? Sizin o istediğinizin henüz belki ihtiyacı gelmemiş oluyor. Evet. Yani müşteri bazında olsun, şirket içerisindeki organizasyon anlamında olsun. Yani henüz onun demek ki karşılığı şu anda tam olmuyor. Veya istediğimiz orandaki etkisine ulaşamamış oluyoruz. Ama dediğim gibi biz koçluk yaparken her zaman şu iki soruyu soruyoruz. Bir, buradaki hani konuyu ele aldığımızda neleri daha iyi yapabilirdin? Yani birinci soru. Şimdi dolayısıyla ne yapıyor orada insan? Ya aslında orada eleştirel bakış açısından ziyade yani bir sonraki faz için hazırlık yapıyor. Yani şunu şöyle daha iyi yapabilirdim. Bu böyle daha iyi olabilirdi. Aslında şunu da yapabilirmişim. Niye yapmamışım? Dolayısıyla bu aslında birey için de
oradaki organizasyon içerisinde tetikleyici alıp ilk basamaktan ikinciye, ikincisi de ise üçüncüye taşıyan adımı olmuş oluyor. Mesele evet. Bu. Ben bunu bu şekilde görüyorum. O yüzden hani evet. Burada dediğim gibi yani risk alınabilir, ölçeğe düşürebiliriz. Bunu da dediğim gibi kısa çevrimlerle, hızlı kararlarla, evet. Hızlı aksiyonlarla tatbik etmenin yöntemlerini bulmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, evet, evet. Çok güzel. Güzel. O yüzden hani sorunun cevabı anlamında da başarısızlıktan böyle ya çok korkuyoruz gibi bir havada değiliz. Hani bu dediğim gibi bizi de şey yapıyor, cesaretlendiriyor belki otomatikman. Evet. Yani hele böyle özellikle çok sıra dışı, iddialı ya da böyle uzun vadeli projeler peşindeyseniz zaten bunlarda kısa vadeli dönüş beklememek gerekiyor ya. Hani bazen mesela yani yeri geliyor çok büyük bir yola çıktın diyelim. İlk iki sene tamamen başarısızlıkla karşılaşacağını bilmen gerekiyor o proje alanında mesela. Yani yeni bir alana girdin, yeni bir açılım yaptın. Mesela yani iki sene sonuç beklemeyeceğim ben bundan diyorsun. Çünkü bu bir şey uzun vadeli maraton yani. Kesinlikle. Bununla ilgili bir örnek vermek isterim. Hani yazılım şirketi olduğumuz için yazılımla ilgili bir örnek vereyim. Çok özele girmeden ama genel hatlarıyla anlatmak istiyorum. Bir konu özelinde çalışıyoruz. Ve aslında bununla ilgili bir zaman bir insan kaynağına ihtiyacımız oldu. Mesela zorlandık ettik, bulduk, adapte olduk. Ne yönde hareket etmemize gerektiğine karar verdik vesaire. Sonra gel zaman git zaman istediğimiz gibi gitmemeye başladı belli şeyler. Sonra bir insan kaynağı anlamında bir değişiklik yaptık. Ve proje aslında çok sıkıntılı bir noktada kaldı. Ya patlayabilirdi kelimenin tam anlamıyla ama yine çıkış yolunu bulma açısından şöyle güzel bir hareket kabiliyetimiz oldu. Ya tamam bizim şu anda ihtiyacımız olan yeni bir insan kaynağı mı? Evet. Peki bunu yine normal yollardan mı yapmalı? Hayır. Peki ne yapabiliriz? Hemen içerideki insan kaynağımızı organize edebilir miyiz? Gayet tabii ederiz. Daha böyle öğrenmeye yatkın, daha bu işi kotarabilecek hemen bir iki arkadaşımızı belirledik. Bu onlar için de çok teşvik edici oldu. Bununla beraber bu konuda dışarıdan bir know-how transferi yaptık. Tamamen proje bazlı. 6 aylık bir süre içerisinde girdi, çıktı yapacak şekilde. Dolayısıyla o kişinin gücünü de alarak know-how gücünü aldık. Daha önceki deneyimlerini aldık. Öyle de bir girdi yapmamız. Diğer taraftan ekibin kendi içerisindeki bilgi seviyesinin o yazılım diliyle ilgili güncel bilgisini ve uygulama pratiğini arttırdı. Bunun sonunda biz ne yaptık? Başarısızlık, şöyle başarısızlık denilebilecekse elbette, beklenen süreçten biraz daha uzadı. Ama tam anlamıyla patlanabilecek bir noktadan aldık, biz yine bu işi tamamladık. Evet. Şimdi bu da bir güzel bir örnek. Çünkü evet, yazılım evet. işlerinde belli projeler daha uzun vadeli projeler olmuş evet, oluyor. Evet. Yani önümüzdeki evet kısa sprintlerle koşuyoruz burayı ama baktığınızda totalde belki bir 10 kilometre koşuyoruz. Dolayısıyla biz 5. kilometrede yani nefes nefese bir an belki kalma durumuyla karşı karşıya kalmamıza rağmen tekrar ne yapmamız gerektiğini sakin bir şekilde karar verip aksiyonlarımızı tekrar bir gözden geçirip orada da kutunun biraz dışına çıkıp ya bunu böyle de değil de şöyle şöyle de yapabiliriz deyip hemen toparlandık. Evet bizden beklenen belki o 10 kilometreyi 25 dakikada koşmaktı. Biz belki 30 dakikada koştuk ama neticede de o yarışı tamamlayarak da burada bitirdik. Bazı dönemler işte hayatta bunlarla da karşı karşıya kalacağız. Peki şimdi daha radikal soru sorayım. Şöyle diyeyim. Hani daha radikal deneyler yapılabilir mi? Bu geleceğe odaklılık, paranoyak olma dedik ya. Mesela şu andaki bütün ürün gamınız ya da yazılım çeşitliliğiniz o sektör yani sahip olduğunuz pazar payı tamamen silindi diyelim. Hayal edelim ki. Yani üzerinde bulunduğunuz ada tamamen sular altında kaldı diyelim. İnovasyon çok hızlı gelişiyor çünkü. Doğru. Hele bu alanlarda gerçekten paranoyak olman gerekiyor. Bir an bile böyle durdum artık oldum öğrendim artık tamamım diyemezsin. Yani öyle dediğin anda bitişin başlangıcı oluyor zaten. Diyelim ki bütün o
bulunduğunuz işte o ada elinizden gitti diye düşünseniz, yeniden başka bir ada bulacaksınız. Ya da işte Mavi Okyanus'ta başka bir yepyeni bir atılım sahası kuracaksınız. Bu da ciddi bir radikal yenilikçi düşünmeyi, hayal ve merak unsurlarını gerektiriyor. Böyle bir kültürü nasıl teşvik eder, yerleştirirsiniz? Ya da böyle bir paranoyakça girişimci büyük atılımları, buradan kastım da yani 10 senelik, 15 senelik falan atılımlar yani. Bunlara yer açabiliyor musunuz? Ya da nasıl yer açabilirsiniz şirketin? Direkt olarak aslında akıllı yürüterek şu anda cevap vereceğim. Hani uygulama noktasında ya şunları uyguladık falan gibi büyük şeyler söyleyemem, büyük sözlere demem. Ama daha önce kurguladığımız idea team denen bir yapımız vardı diyeyim. Bu yine farklı de birim veya departman veya disiplinlerdeki arkadaşları bir araya getirerek kendi geliştirdikleri bir fikirden yola çıkarak veya işte daha hani onlara gelen bir fikri değerlendirip olabilir, sahip çık olabilir. Böyle bir girişim ruhunu tetiklemekle ilgili bir şeyimiz var, süreç veya yapımız. Bir yandan da aslında bunu biraz önce bahsettiğim konfor alanı serisinden sonra da idea girişim diye bir kurumsal girişimciliği tetikleyecek bir yapı içerisine evrilmeye çalışmak gibi bir İK olarak hedefimiz var. Şimdi bunu henüz yapmadığımdan dolayı yapacak şekilde, yani yapmış gibi bir şey şekilde anlatamam. Şu konu çok değerli. Şimdi ben kariyerime Yıldız Holding'de başladım. İşte Ülker grubunun çatı firması Yıldız Holding. Ve başladığımda şunu gördüm. İlk etapta aslında o dönem tabii Murat Bey yeni Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Yeni de, derken işte Sabri Bey'den görevi devralı çok olmamış. Holding'de bir büyüme evresinde. Tabii Sabri Bey'in hep hikayeleri anlatılır. İlk etapta işte Sabri Bey şirketi kuruyor. Üretim şirketi yani. Bunu da bir Yahudi'den alıyor dükkanı. Yani sonuçta bir atölye alıyor kendisinden. Sonra öğreniyor. Kendi geliştirmeye başlıyor. Ve o dönemde üretim çok kritik. Dolayısıyla piyasada üretim yapan çok az olduğu için Sabri Bey'den ürün almaya gelenler böyle işte nakit çuval destesiyle falan ürünü almaya geliyor. Dolayısıyla piyasada ürün yok. O yüzden üretim kritik. Sonra gel zaman git zaman ne yapıyor? Bir gelişim sergiliyor piyasa, Türkiye. Ve başkaları da üretim yapabilir konumda geliyor. Fakat Ülker ne yapıyor burada? Farklılaştığı nokta lojistik ağı oluyor bu sefer. Yani herkes üretim yapıyor ama herkes Ülker kadar başarılı bir dağıtım ağına sahip değil. Ülker yine liderliğini koruyor. Yani en Türkiye'nin en ücra yerine Ülker markalı bisküvi ve çikolatalar ulaşıyor. Evet. Şimdi burada da bir inovasyon. Yani piyasanın gelişmesini burada da takip ediyor. Eğer Ülker sadece o üretimi yapsa belki şu anda daha farklı bir marka olarak küçük kendi kabuğunda kalabilirdi. Dolayısıyla burada da bu görülüyor. Sonrasında ise gel zaman git zaman diğer şirketler de bunu noktada ne yapıyor? Gerekli evet çabayı gösterip geliştirince bu sefer ne yapıyor? Aslında o rafta olabilme kavramı öne çıkıyor. Yani benim aslında Ülker'de olduğumda özellikle o dönemde satış ve pazarlama organizasyonu çok daha görkemliydi. Çünkü nedir? Hem zincir marketlerde hem yerelde o ürünün tercih edilebilir. Rafta olması ve müşteri tarafından satın alınmasının sağlanması gerekiyor. Hem reklamlar, işte hem sahada yapılan çalışmalarla beraber bu sağlanmış oluyordu. Şimdi bu da bir de evreydi ve artık rakipler de bunu yapmaya başladı. Şimdi geldiğimiz noktada ne devreye girdi? Artık dijital olma. Şimdi dijitallik evresine geçti. Bugün aslında sadece çikolata ürettim demek de şirketi kurtaracak bir evre değil. İşte ülkenin farklı yatırımları var elbette. Hani bir yandan şok marketlerini ben görüyorum. Şu anda tabii dışarıdan bir gözlemimi ifade ediyorum. İşte işte gelsin gibi bir yönetim modelinde kurdukları bir yapı var. Dolayısıyla aslında dijital tarafta gelişen bir kanal ve pazarlama mantığıyla çalışmaya başlıyorlar. Dolayısıyla yani Murat Bey'in de şeyini görüyorum aslında LinkedIn'de paylaşımlarını. Şu anda işte uzaktan çalışmayla ilgili o felsefeyle ilgili yorumunu mesela geçen LinkedIn'de bir iki paylaşım yaptı. Onu okudum. Dolayısıyla aslında o bir lider olarak da
organizasyonu oraya doğru taşıyor. Yani şunu söylemiyor. Biz bir çikolata üreten şirketiz. Evet, değil evet. Öyle dediğin anda işte bitersin yani. Orada aslında hep son dönemdeki hani yine dışarıdan gözlemim hep mutlu eden bir marka olarak konumlama. Şimdi bu değil, evet. Bunu hani müşterilere ulaştırmak, onları da mutlu etmek gaye olunca firmanın da ne şekilde evrileceği ve ne yapacağı zaman içerisinde gerçekten öyle. Çok çeşitlilik arz ediyor. Tabii, tabii. Ve çok i̇şte çeşitli o, şekilde geliştirmiş oluyor. Orada ne giriyor devreye? Orada gene devreye hayal gücü ve merak giriyor ve de hikaye giriyor. Yani dönüp dolaşıp orada hikayeyi yeniden yazman gerekiyor. Senin. Aynen öyle. O hikayeyi yeniden nasıl yazarız? Her firmanın aslında bizim hikayemiz ne? Gelecek seneki hikayemiz ne olacak? Biz bu işte kahramanlar olarak buradaki başrolde neleri başarmamız gerekiyor? Hikayemizde nereye doğru evrileceğiz? Tamam. Yeni aşamalar, sıçrama taşları neler olacak? Yerimizde durmamız mümkün değil. Çünkü yerimizde durduğumuz an kaybediyoruz demektir yani. Mutlaka elbette. Daha ileriye ve daha işte yenilikçiliğe yelken açmamız gerekiyor. Bu da yeni hikayeler demek. Heyecan verici hikayeler demek. Bu hikayelerin de herkesin, bütün çalışanlar tarafından hani sahip çıkılması gereken hikayeler olması gerekiyor. Herkes o hikayeye inanırsa, çalışanlar inanırsa ve bu hikayeyi paylaştırırsanız bütün paydaşlarla, müşterilerle, müşteriler de o hikayeyi satın alıyor bu sefer. Elbette. Ama bütün bunların hepsinin özünde herhalde o hani hikayeyi güncelleme, yenileme, kendini yenileme, işte bir sonraki aşamaya atlama, sıçrama, daha iyiye, daha güzele doğru bir hani bir ciddi, yoğun bir çaba gösterme. Bu hiç bitmeyecek herhalde. Yani bu, aynen bu öyle. Ya şirket de ölüyor zaten. Kesinlikle. Ben orada hani bilmiyorum, Murat Ülker'den duyduğum, bir başkasından da olabilir. Tam emin değilim ama ya çok güzel bir şey. Bir CEO iki şeyi yönetir. Birincisi marka, ikincisi de insan. Evet. Ya bu kadar ya, bu kadar. Yani şimdi bu çerçevede düşünürse işte ben bu markayı nasıl yöneteceğim? Markayı yönetmek için neler yapmam lazım? Evet. İşte markamı tehdit eden şeyleri nasıl göğüsleyeceğim? Nasıl daha yenilikli olacağım bu markayı konumlandırma açısından derse zaten organizasyonu da oraya doğru götürecek aslında.